Rakamın ordusu 3 Trakya yeminlisi, 2 Cermen mızraklısı, 2 Cermen usta okçu, 1 balista, 1 Cermen, neydi bunun atlısının adı ya? Unuttum bunun adını. Soylu Cermen atlısı, 2 tane de baskın süvarisi var. İyi, güzel bir ordu. Hop, sıra var kardeş. Haydi gençlik, şu çağırın bir minneti ya. 10 kişi olsun. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. İzlemeye gelen insanlar. Haydi kardeşler, haydi kardeşler, hadi. Biraz bir şeyler yazın, muhabbet edelim ya. Mun, senin adın neydi şeydeki? Balista mı dedim ben, arbaletli. Onda arbalet var, balista demişim. Hong crossbow ulan. Var mı? Crossbowman. Hadi seri çevik atik. Başlıyorum ikinci maç ve evet. McHugh. Ordusu da geldi. Bunların ne? 4 adet son seviye mızraklısı var. Atlarını unuttum. Atlarını hiç aklımda tutmam. O zaman arkadan bir gaza getirecek müzik açayım ben en iyisi. Şöyle. Aleykümselam Hamdi. Hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, ilk defa bilenler veya duyanlar için hemen kısa bir tanıtım yapayım. Turnuva ilk defa farklı bir formatta karşımıza çıktı. Hazırlayan Umut Kaya, düşünen mimarı. Şimdi dakika. Şimdi bu turnuva bir ada, kendi kurduğumuz bir dünya üzerinde her devlet, 8 tane devletin 2 tane şehri olan, birbirleriyle yeri geldiği zaman dost, yeri geldiği zaman düşman olup adada tek bir hakimiyet kalıncaya kadar savaşmaktır. İşte bu amansız mücadelede en sona Cengiz Han, Buğra Özbek ve Erkam Kuntay Yiğitçen kaldı. Bir tarafta geçtiğimiz Atilla Total var. Turnuvasının ikincisi Cengiz Han. Bir tarafta Warhammer turnuvası birincisi Erkam duruyor. İki stratejik olayda. Bu amansız mücadelede ilk başta kötü başlayan Erkam, yenilgiyle başlayan Erkam sonrasında zafere ulaştı. Zaferlerle birlikte finale kadar geldi. Ve karşısında stratejik ortağı Cengiz Han var. Bu zamana kadar birlikte savaştılar, birlikte kan döktüler. Ama şimdi iktidar ortak kabul etmez mantığıyla tek hakimiyet için birbirleriyle kapışıyorlar. Viking kralı, Kuzey'in kralı Cengiz Han, Cermen kralına kafa tuttu. Ve şimdi bu mücadeleye hep beraber tanık olacağız. Başlayalım. Ya
Sahabeler. Olsun. Ordulara bir bakalım. 4 adet mızraklısı. 1 üst seviye kılıçlı. 2 bir de 2 seviye alt bir kılıçlı var. Altlarını tam bilmiyorum. Bir tane Hussar var. Baltacı. En sağlam oyundaki en sağlam baltacı. Bu birimdir. 2 adet mızraklı, 2 adet de atlısı var. Karşısında ise Erkam'ın yaklaşık 4 atlısı var. Bakalım. Bu atlı savaşlarında kim daha galip çıkacak? Spartan Ranger hoş geldin. Evet ve maçımız başlıyor. İyi olan tarafın kazanacağı. Yanlış obayı mı seçmişler? İnşallah yanlış şey yapma. Yukarı koy, tamam. Evet. Savaş alanımız düz. Stratejik manevralara, alanlara açık bir mekan. Birazdan savaş başlayacak. 3 maç üstünden yapın ha. Ordu dizilimleri başladı. Nurettin spamlamayalım lütfen. Şimdi 2 ön, 2 de sağ ve sol kanada mızraklıyı yerleştirdi Cengiz Han. Arkalarına mızraklıları koydu. Mızrak cirit atanları. Onların da tahminen arkasına kılıçlıları ve baltacıyı koyacak. Erkam ise ön tarafa okçuları koydu. Arkasına kılıç ve mızraklılardan karma bir düzen yerleştirip sol kanadına atlıları koydu. Ve sağ kanadında da muhtemelen iki atlı olacak. İki sağ iki sol atlılar olacak. Ve maç mücadele başladı. Hemen şöyle taktiksel arenaya bakalım alandan. Erkam ilerliyor. Okçu avantajını kullanması için kendi mevzisine sokmaya çalışıyor. Bu sırada ilk Cengiz Han da hareket etti. Evet, karşılıklı ordular hareket ediyor. Burada ilk saldırı avantajı şöyle. Erkam'da okçularının avantajı var. Şimdi ok atışları başladı. Ok atışlarına karşın İskandinavlar herhalde şeyde kalacak. Evet. Kalkan duvarı yapıyorlar. Sağ ve sol kanattan atlıları geliyor. Bunlara karşın sağ ve sol kanadının yine atlılara karşı mızraklı ve kılıçlıları yerleştiren Cengiz Han sağ ve sol kanattan gelecek saldırıyı engellemeye çalışıyor. Merkezinde ilerleyen Cengiz Han 3 kanadına karşı şey yapıyor. Tabii buna karşı Erkam da atlılarını geriye çekti biraz daha yakın merkez ordusuna göre. Tam bu sırada tabii ok atışlar devam ediyor. Zayiat vermeye başladı. Özellikle sapancıları, ne sapancısı, mızraklıları 20 daha 40 adamını kaybetti.
Yavaş yavaş merkezini ilerletiyor. Yandan gelecek saldırılara karşı da yanın sağ ve sol kanadını genişleten Cengiz Han atlı saldırılarını minimuma indirmeye çalışıyor. Bakalım taarruz ne zaman başlayacak? Ve birazdan sapan, evet, Ciritçiler mevzilerine girdiler ancak geri kaçırdı bu sefer de. Tabi Akçular geri kaçarken bu sefer de Cerben arbaletçisinin alanına girdi. Şu an Ciritçiler mefta oluyor. Neredeyse Ciritçiler bir tane adam öldüremeden herhalde ölecekler. Şu an okçu avantajını kullanmaya bayağı bir kullanıyor. Artık saldırsınlar bir karşılıklı. Ve sağ ve sol kanattan taarruz mu yapıyor? Hayır. Şu an değil. Cengiz Han sağ ve sol kanadını stabil tutuyor. Ve merkez savaş başladı. Evet. Ciritçiler ilk saldırıda doğrudan bayrak çıkıyorlar. Tabi bayrak çekmek eskide kaldı. Şimdi geri çekiliyorlar dememiz lazım. Ve ilk saldırı başladı. Bana göre sağ kanattan ilk baskın süvarisiyle beraber saldırıya geçti. Sol kanattan da yine aynı şekilde saldırıya geçiliyor. Yine bir baskın süvarisi. Ama bu çok yanlış. Ve İskandinav at beyleri maalesef kaybediyor. Sağ kanattaki atlı ilk saldırıda boğaya bozguna uğradığı için geri çekiliyor şu an. Diğer sağ kanadın en sağındaki birini tutabildi Cengiz Han. O atlısını durdurabildi. Şu an komutanını arkadan saldırtmaya çalışıyor. Erkam. Merkez. Merkezde ise evet, bir tane kanadındaki bütün atlıları paramparça etti. Ve komutan birimine de saldırı başladı. Komutan birimine karşı Trakya yeminileri gerçekten inanılmaz bir baltacıya karşı Trakya yeminileri inanılmaz güçlü bir birim Trakya yeminileri. Yani girdiği birliği ocağına incir ağacı dikiyor. Bir tek sağ kişiyi bırakmıyor. Ve son adam kalıncaya kadar da savaşıyor. Tabi bu sırada boşa çıkan baskın süvarisi arkadan charge'la generali, Cengiz Han'ın generalini kesiyor. Generalin kesilmesi tabii büyük bir moral bozukluğuna neden olacaktır. Sağ kanatta karşı tarafta birimlerini kesti ama artık buradan sonra nasıl toparlanır bilmiyorum. Şuradan arkadan da müziği açalım da. Cengiz Han'ın okçuları, pardon, Erkam'ın okçuları iyi biçiyor. Buradan Emre'ye, görüyorsun değil mi bak Emre, okçu beyi olmak sana dezavantaj değil, avantaj kazandırır. Demiştik. Tak tak tak. Ve birimler teker teker çembere alındı. Kati suretle biçiliyor. Savaşı Erkam kazandı. Artık bu saatten sonra dönmesi imkansız. Trakya yeminlileri çok demeç vurmuyor. Katlediyor. Katliam yapıyor. Katliam yeminlileri onlar. Katliam için yemin etmişler. Ve kalan son birime karşı oklar yağdırılıyor. İntikam için gelmişler. Ancak birazdan biçilirler. Saldır şu atlıları.
Evet, buradan Cengiz Han, Erkam'ı tebrik ediyoruz. İlk maçı aldı. İki maç üstünden olması, üç maç üstünden olacak. İkisini kazanan zafere ulaşacak. Oradan bakıyoruz. Trakya Yeminlileri yaklaşık 233, 264 ve 98 birim kaydetmiş. Zaten karşı tarafın neredeyse bütün askerlerini Trakya Yeminlileri mahvetmiş. Cengiz Han'ın ordusunda ise sadece bir kraliyet Huskarları 175 adam öldürmüş. Gerisi hep mefta olmuş.